Peki kaç yaşında gençler var derseniz bir tane 15 yaşında delikanlı vardı. O da 100 e, yıldır kendisini tanımadığımız sadece fotoğrafını bildiğimiz. Sadece fotoğrafı vardı isimsiz kahramanın. Üzerinde asker kıyafetleriyle selam çakıyordu. Fotoğraftaki gönüllü bombacı yazısının sırrı 100 yıl sonra çözüldü. E, fotoğrafın üzerinde sadece gönüllü bombacı yazısı var. Bunun ötesinde bir bilgi bilmiyorduk bu 15 yaşındaki delikanlı hakkında genellikle de 13-14 yaşlarında göründüğünden dolayı o, o, yaşlarda olduğu tahmin ediliyordu. 1915 yılında çekildi bu siyah beyaz fotoğraf. Kimliği ise bir asırdır bilinmiyordu. Kimi asker olan abinin kıyafetleriyle fotoğraf çektirmiştir dedi. Oysa o Çanakkale'de destan yazan yüz binlerce kahramanın en küçüğüydü. Adı ...Ali Reşat Çavuştu. Balkan Savaşları'nda babası 1. Balkan Savaşı'nda yüzbaşı şehit olmuş. Ailesi de e, kardeşleri ve annesi Sırplar tarafından şehit edilmiş... ...ve kimsesiz kalmış. Balkanlardan çekilen askerlerle birlikte... ...askerlerin arasına karışarak yaşamaya devam etmiş... ...ve Çanakkale'ye gelmiş. Reşat'ın kahramanlık öyküsü de Çanakkale'de başlıyor zaten. Ufak tefek olduğu için sürünerek düşman siperlerine yaklaşıp... ...el bombası atmasıyla ünlendi. Küçük Reşat'a çavuş rütbesini de Enver Paşa verdi. Eli silah tutabilir belki ama o bombalarla savaşmayı tercih etmiş. El bombası çok ustaca kullanılmış ve... ...özellikle düşman askerler arasındaki subayların yerlerini bulur. Çok isabetli atışlar yapar ve sürekli çok değerli ganimetlerle geri dönermiş. Küçük kahraman Ali Reşat... İlk kez 22 Ağustos 1915'te bir Alman gazetesinde haber oldu. Zaten Reşat'a ait bilgiler de Türk değil, savaştaki müttefikimiz Almanların arşivlerinde bulunuyor. Türkiye ise Küçük Reşat'ın kahramanlığını 100 yıl sonra öğrendi. İpek Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Fuat Bilkansa 1915-18 yılları arasında halkın moral ve motivasyonunu arttırmak için çıkarılan harp mecmualarını aynı ciltte bir araya getirdi. Bilkan katıldığı Bugün TV canlı yayınında bir annenin harpteki oğluna yazdığı mektubu okudu. Bak son yongam sensin. Minareden ezan sesi kesilecekse, caminin kandilleri körlenecekse, sütlerim haram olsun. Öl de köye dönme. Yolun şıpkaya uğrarsa, dayının ruhuna Fatih okumayı unutma. Haydi oğul Allah yolunu açık etsin.